Arkadaşlar merhabalar. Kimler var bir görebilir miyim? Benim sesimi alabiliyor musunuz? Bir arkadaşım bana yazabilir mi? Bir göreyim ben kimler var. Esin, Mehmet, Ethem, Merve. Doğru mudur? Evet, merhabalar, nasılsınız? Sınava giriyoruz değil mi bu sene? Yani sınava hazırlık yapmış olan. İyiyim, gayet iyiyim. Ses gelmiyor diyor Esin. Mehmet Bey size geliyor değil mi? Sesim geliyor, Merve de duyuyor. Evet, ses belki sizin sisteminizle ilgili, bilgisayarınızla ilgili, internetle ilgili bir problem olabilir. Peki, tamam, nasılız? Evet, arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar. Peki, şöyle bir şey yapacağız. Sınavdan önce, yani tabii ki toplamda genel tekrar yapma gibi bir ihtimalimiz yok. Bu bir tanıtım dersi olacak. Şöyle 8-10 tane falan soru hazırladım. Ama temel itibariyle en çok ne çıkar? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yabancı paralı bir soru karşımıza çıktığı zaman, bize farklı farklı tarihler verdiklerinde ve farklı farklı kurlar verdiklerinde o soruyu tamamen elemememiz gerektiği ve belki de saniyeler içerisinde çözülebilecek bir soru olduğunu görebilmek adına bazı sorular hazırladım. En çok çıkan soru tiplerini görebilmeniz adına bir takım sorular hazırladım. Sizinle şöyle ufacık olsun bir genel tekrar yapmış gibi bir şey olacağız. Ufacık olsun o tanıtım dersini yarım saatlik belki tanıtım dersinin içerisinde dilimiz döndüğünce arkadaşlar lütfen şunlara dikkat edin. Bu soru tiplerinde şunlara dikkat edin dediğim noktaları birlikte analiz edeceğiz. Evet Mehmet Ethem, hazır mıyız sınava? Ne kadar hazırız? Kısmen diyelim. Peki bölüm neydi? Kamu yönetimi güzel, genel muhasebe aldınız. Belki işte muhasebe uygulamaları diye gelebiliyor bazı üniversitelerde envanter bilanço şeklinde gelebiliyor. Muhasebe 1, muhasebe 2 şeklinde gelebiliyor. Hem üniversitede aldığımız eğitim hem de üzerine dershane desteği olabilir, kendi çalışmamız olabilir, online kayıtlar olabilir. Canlı ya da asenkron kayıtlarla bir parça mutlaka hazırlık yapmışızdır. Şimdi biz de ne yapalım? Birlikte bir hatırlamaya çalışalım o zaman. Neleri dikkat etmemiz gerektiğini. Bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka siz de kılavuz incelediniz. Dershanelere gidiyorsanız hocalarımız ya da dediğim gibi online eğitimi aldıysanız hocalarımız sizi yönlendirmiştir. Arkadaşlar tüm oturumlara katılıyorsunuz KPSS A öğrencileri olarak. Bunu neden söylüyorum? Bazen zaten yapmış olduğunuz başvuru neticesinde nelere çok güzel hadi bakalım. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hangi alanlara başvuru yaptığınız falan onlar çok çok önemli. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim siz işte maliye, muhasebe, iktisat, hukuk derslerini yaptıktan sonra başvursanız bile diyelim ki istatistik yapmadınız ya da ekonometri yapmadınız, hiçbir şekilde soru işaretlemediniz. O zaman herhangi bir puan türü tamamen atıyorum bakın tamamen uyduruyorum. Şu anda hatırlamıyorum çünkü puan türünün ne olduğunu. P43 puan türü olsun. O P43'ü hesaplarken istatistik de gerekli olsun. Ama siz sınavda istatistik yapmadığınız için puanınız hesaplanmayacak. Ya da Mehmet Ethem diyor ki ben kamu yönetimi mezunuyum. Başka bir arkadaşım diyecek ki ben işletme mezunuyum. Kamu yönetimine yönelik dersler bunları almadım. Ben buradan herhangi bir işaretleme yapmayacağım
deme hakkına sahip değilsiniz. Ben maliye işaretlemeyeceğim deme hakkına sahip değilsiniz. Şu anlamda söylüyorum. Tabii ki o hak sizde var. Ama istiyorsanız ki bütün puanlarınız hesaplansın. İstiyorsanız ki hangi kurum kadro açarsa açsın, ben onların tamamına başvuru yapabileyim dediğiniz noktada tüm alanlardan, yani KPSS A'ya yönelik tüm alanlardan mutlaka bir soru yapmış olmanız gerekiyor ki puanınız hesaplansın arkadaşlar. Lütfen ona çok dikkat edin, olur mu? Bazen arkadaşlar ihmal ediyor, görmezden geliyor, yapmıyor, bilmiyorum diye yapmıyor. Ama olsun, az çok istatistik. Hepimiz, ben de İktisadi Bilimler Fakültesi mezunuyum. Hepimiz az çok istatistik aldık. Yapabileceğiniz sorular mutlaka çıkacaktır diyeyim. Hadi şimdi de başlayalım. Peki, şöyle bir soru gelirse ne yapacağız? Kim vardı orada? Merve mi vardı? Merve vardı. Bir de Esin vardı. Tamam. Böyle bir soruyla karşılaşsanız uğraşır mısınız, uğraşmaz mısınız sınavda? Çıktı. Bunun gibi sorular çıktı arkadaşlar. Bir de şuna lütfen dikkat edin. Ha, sınava çok az kaldı. Ben son tekrarlarımı nasıl yapayım diyen arkadaşlarım varsa, çıkmış soruları mutlaka çözdünüz. Çıkmış sorularda çok fazla tekrar eden soru tipleri var. Yabancı paralı işlemlerde de öyle. Çok fazla tekrar eden soru tipleri var. Ben hiç çıkmış soru çözmedim diyen arkadaşlarım varsa, şöyle bir kabaca çıkmış sorulara bir göz atıversinler. Özellikle mali analiz kısmında mutlaka ama mutlaka çıkmış soru çözsünler. Hele ki diyorsa ki, mesela Mehmet Etem diyorsa ki, ben genel muhasebeyi hallettim, problem yok. Ama mali analizi çok yapmadım. Ya da en son tekrarda formülleri tekrar etmeyi düşünüyorum dedi. O zaman ne yapıyor Mehmet Etem? Çıkmış sorular üzerinden formül tekrarını yapıyor. Yani oturup formül ezberlemeyeceksiniz. Çıkmış soruları uygulayacaksınız. Evet, şimdi böyle bir soruyu görseniz sınavda. Ben yapmam bu soruyu. Hiç uğraşmam, vakit harcamam. Zaten 40 soruya 50 dakika süre veriyorlar diyen arkadaşım var mı? Herkes yapıyor yani, değil mi? Peki, göremiyorum şu anda arkadaşlarımın yazdıklarını, çok da vakit harcamayalım o zaman. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın, burada çok farklı tarihler var. 19 diyor, 12, 11 diyor, 31, 1 diyor, 31, 12 diyor, özür dilerim. 13, 1 diyor, farklı farklı tarihler var. 4 tane tarih var, 4 tane kur var. Ve bazen böyle bir soruyu görünce bir arkadaşım diyor ki, ben bu soruyu yapmam. Çünkü sanki ona hem 19'daki, hem 12, 11, hem 31, 12, hem 13 Ocak'taki tüm kayıtları yapması gerekiyormuş gibi bir algıya kapılıyor sınavda. Panikle olur, zaman baskısıyla olur, bu çok normal. Ama lütfen önce şunu yapacaksınız sınavda. 13.1.2021'de yapılacak kaydı soruyor bana. O zaman ben önce şu 7.8'i şöyle bir işaretleyeceğim. Peki başka hangi tarihteki işlem benim için önemli ya da kur benim için önemli? Arkadaşlar, şuna lütfen dikkat eder misiniz? Bakın, burası 2020, bir 20 fazla olmuş, onu görebiliyorum. 2020, 2020, 2020. Aynı yıl içerisinde yabancı paralı işlemler gerçekleşirse ilk işlem tarihindeki kurla sonraki tarihlerdeki kur üzerinden işlem yapacaksınız. Bakın, aynı yıl içerisinde işlem gerçekleşiyorsa ilk tarihli kur, sonraki tarihteki kur arasındaki farka yönelik işlem yapacaksınız. Ama bakın, bu 2021'de olduğu gibi yıl atlamışsa son kur 31-12 tarihindeki kur,
ve bir sonraki yılın işlemine yönelik o tarihteki kuru dikkate alarak işlem yapacaksınız. Aynı yıl içerisinde işlem gerçekleşiyorsa o yılın içindeki kurları dikkate alıyorum. Yıl atlamışsa bir sonraki yıl ve dönem sonu yani 31-12 tarihi arasındaki farkı dikkate alarak işlem yapıyorum. Yani yapacağım şey şu, bakın bu soruda. 7.8 son kur, 7.6 ilk kur, bu ikisinin arasındaki fark bana kur farkını verecek. Son kur 7.8, ilk kur 7.6, kur farkı 0.2. Ha, şimdi diyor ki 10 bin dolar tutarındaki alacağını 10 Eylül 2020'de tahsil etmiş. 12 Kasım 2020'de bunun 7 bin dolarını Türk lirasına çevirmiş. Yani işletmenin 10 bin dolarının 7 bin doları zaten Türk lirasına çevrilmiş ve işletmenin kasasına konmuş durumda. Geride sadece 3 bin dolar kalmış. Ben artık o tarihten sonra yani 12 Kasım'dan sonraki tüm tarihlerdeki işlemlerde o kalan 3 bin dolar üzerinden düşünmek durumundayım. Bu kalan 3 bin dolar 13 Ocak 2021'de bozdurulmuş. Kur farkı 0.2 TL arkadaşlar. 600 liralık bir karınız var. Onu da şundan görüyorum. 31-12 tarihinde kur 7.6 iken 13 Ocak'ta kur bir sonraki yıl kur 7.8 ise aradaki fark bana kar yönlü lehime bir artış olacak. 0.2'lik kur artışıyla kalan 3000 doları çarparsam ki elimde sadece bu kadar para kalmıştı. İşte 600 TL'lik bir kar ortaya çıkacak. Şimdi ben bu rakamı buldum ya arkadaşlar. Muhtemelen sınavda zaten bana ya bu karı soruyor ya da zararı soruyor. Hemen şöyle 600'ü bir gözlerim arasın. Şunun yanına şöyle bir soru işareti koyuverim. Sonra Cambio karları alacaklı 600 yazıyor. Ne de yazabilirdi? Cambio zararları alacaklı 600 de yazabilirdi. Önce bir kar olduğundan emin olun. İkinci sırada kullanacağınız hesabın adından emin olun. Yabancı paralı işlemlerde kur farkı kar olursa Cambio karı, zarar olursa Cambio zararı oluyor. Aradaki fark kadar işletme lehine bir artış var. Cambio karı dedim. Tamam. Peki gelir hesapları, kar hesapları nasıl çalışıyordu? Bir arkadaşım bana rica etsem cevap verebilir mi? Gelir hesapları yani şu gelir tablosunda yer alan 6 koduyla başlayan gelir hesapları, kar hesapları borçlu mu çalışıyordu, alacaklı mı çalışıyordu? Alacaklı çalışıyordu Emel. Bütün gelirler, karlar alacaklı çalışır. O zaman bir de şunu arıyorum demek ki. Şıklarda 600 olacak. Yabancı paralı işlemden kar elde ettiğim için kambiyo karı olacak. Bir de o alacaklı çalışacak. Bak bu sorunun çözümü sadece bu kadar işte arkadaşlar. İki kur arasındaki farkı alıyorsun, kalan yabancı parayla çarpıyorsun. O sana kur farkını verecek. Hangi hesabı kullanman gerektiğinde zaten bilgilerin sana hatırlatacak sınavda. Tamam mı arkadaşlar? Kambiyo karları hesabı alacaklı 600 TL olacak. Peki. Şimdi diyor ki bakın TAŞ geçici yatırım yapmak amacıyla. Önce soruya bir bakıyorum. Diyor ki hisse senetlerinin satışına ilişkin yapılacak kayıtta hangisinin kullanımı yanlıştır? Geçici yatırım yapmak amacıyla diyor. Peki farklı bir şey de olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Ortak olmak amacıyla diyebilirdi. O zaman ben derdim ki bu hesap ya bağlı menkul kıymet olacak ya iştirakler hesabı olacak ya da bağlı ortaklık olacak arkadaşlar. Eğer ortak olmak amacıyla başka bir işletmenin hisse senedini alırsanız bu üç hesaptan bir tanesi aklınıza gelecek. Yok bunların hiçbiri yazmıyor. Geçici yatırım yapmak amacıyla diyor.
O zaman aklınıza gelecek olan tek hesap 110 hisse senetleri hesabı olacak. Tamam. Şimdi bir de neye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Bakın diyor ki şurada bir nominal değer vermiş. Bu tür sorularda özellikle dikkat çekmek istediğim yerlerin altını çizeceğim. Siz de lütfen gerekirse not alın. Hisse senedine yönelik bir soru karşınıza çıkarsa, sorunun içerisinde iki farklı değer verirse, bunlardan biri nominal değer olur, itibari değer de diyebilir bakın. Biri de alış fiyatı olur. Bir sorunun içerisinde bu ikisini birden verirse arkadaşlar. Nominal değeri 10 liradan 50 bin adet hisse senedi için nominal değer 500 bin lira. Soruya devam ediyorum. Diyor ki bakın nominal değeri adedi 10 lira olan hisse senetlerinden 50 bin adet satın almış, 600 bin lira ödemiş. Yani benim cebimden çıkan para bu. Hisse senetlerinin alış fiyatı 600 bin lira. Ha? Şimdi bu ikisini kenara bir yere not ettiniz mi? Bir sorunun içerisinde, hisse senetli bir sorunun içerisinde nominal değer ve alış fiyatı birlikte verilirse nominal değeri kesinlikle kullanmıyorsunuz. Tamam mı? Nominal değer kullanmıyorsunuz. Hisse senetleri alış fiyatıyla işletmeye girer, alış fiyatıyla işletmeden çıkar. Demek ki bir adet hisse senedinin nominal değeri 12 TL'ymiş arkadaşlar. 12 lira üzerinden işlem yapacaksınız. Tamam, çok güzel, bu da bitti. Şimdi diyor ki hisse senetlerinin dönem sonu piyasa fiyatı, borsa fiyatı da diyebilir, 8 liraymış. Şimdi diyorsun ki ben 12 liradan aldım. Alış fiyatı 12, dönem sonu bunun borsa fiyatı 8. Alış fiyatına göre borsa fiyatı düşen hisse senetleri işletme için bir olası zarar olduğu için, olası bir gelir kaybı olduğu için, bakın olası diyorum, gerçek değil. 12 liraya aldınız, dönem sonunda borsa fiyatı 8 liraya düştü. Zarar etme ihtimaliniz doğdu. Biz bir kavrama göre bir şey yapıyorduk arkadaşlar. Hadi bir arkadaşım söylesin. Bir kavram gereğince hisse senedinin borsa fiyatı düşerse bir şey yapacağız. İhtiyatlılık kavramı gereği Emel. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Ya da diğer arkadaşlarım da karşılık ayıracağız. İhtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayıracağız. İster 12 eksi 8 çarpı 50 bin adet hisse senedi, İster böyle yapın işleminizi 200 bin lira. İster bunun alış fiyatı 600 bin liraydı. Dönem sonunda bir adet hisse senedinin değeri 8 liraya düşmüş. 50 bin adet hisse senedinin değeri 400 bin lira olur. 600 bin eksi 400 binden yine çıkacaktır size 200 bin lira. Yani ister adet üzerinden işlem yapın, ister toplam değerler üzerinden işlem yapın. Sizin bu hisse senedinde dönem sonunda satarsanız 200 bin lira zarar etme ihtimaliniz doğdu. Bu ihtimal ortaya çıktığında ihtiyatlılık kavramı der ki muhtemel riskler için, muhtemel giderler zararlar için karşılık ayır der, karşılık ayıracaksınız. Bu tek başına sınav sorusu olarak geldi. İşletme dedi dönem sonunda hisse senedinin değeri düştüğünde karşılık ayırır hangi kavram gereği? Dönem sonunda yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? Yani yalnızca karşılık ayırma kayıtları da sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. Bizim bazı kayıtlarımız var biliyorsunuz. Kalıptır onlar, hiç değişmez. İşte reskont kayıtları mesela. Dönem sonu faiz tahakkuk kayıtları. İlgili hesaba göre ayırdığınız karşılık kayıtları, bunlar hiçbir şekilde değişmez, kalıptır onlar. Gerekirse ezberleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir karşılık ayıracak işletme. 31.12 tarihinde 654 karşılık giderleri borçlu, 200 bin, 119
menkul kıymet değer düşüktüğü karşılığı alacaklığı 200 bin olacak şekilde karşılığını ayıracak. Şimdi bakın aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu kaydı yapmış olmakla biz bu soruyu çözdük. Sadece şu kaydı yapmış olmakla. O da nasıl? Yine şıktan gideceğim ben size. Diyor ki yapılacak kayıtta hangisinin kullanımı yanlıştır? Altını çizmiştik bunun. Şimdi gelin diyor ki izleyen yıl hisse senetlerinin yarısı. Lütfen bu yarıya çok dikkat edin. Çünkü soru izleyen yılın satış kaydını soruyor. Hisse senetlerinin sadece yarısı satılmış. Sadece yarısı. Şöyle bir not alır mısınız lütfen? Hani yanınıza böyle küçük bir not kağıdı falan koyduysanız. Şu notu yazar mısınız oraya? Hisse senetlerinin, hatta ben de şuraya yazayım. Hisse senetlerinin ne kadarı satılırsa karşılığında o kadarı kapatılır. Bakın karşılık nerede? Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı 200 bin lira. Şimdi hangisi yanlıştır diyordu. Hisse senetlerinin yarısını sattım. Karşılığın da yarısını. Yani sadece 100 bin lirayı kapatacağım. Bursa'ya bakın. Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı borçlu 200 bin diyor. Neden borçlu? Çünkü bu hesap burada alacaklıydı. Biz biliyoruz ki muhasebede bir hesap ters kayıtla kapatılır. Alacaklı olan hesabı borçlu yazarak kapatırsınız. 200 bin lirayı 200 bin lira olarak kapatmayacağım. Çünkü hisse senetlerinin yarısını sattım. 100 bin olarak kapatacağım. Tamam mı arkadaşlar? Kaydını yapacağım buraya. Ama mümkün olduğu kadar o 40 soruyu o 50 dakikaya sığdırmak zorundasınız. Sığdırmaya çalışın ve lütfen bunları yakalayın, olur mu? Hisse senedi diyor, geçici yatırım diyor, hisse senetler hesabını kullanacaksın. Dönem sonunda değeri düşmüş, karşılık ayıracaksın. İzleyen dönemde satarken ne kadarını satıyorsa karşılığında o kadarını kapatmaya dikkat edeceksin, o kadar. Şimdi kayıt yaptığımız zamanda ne demiştik? Hisse senedi alış fiyatıyla girer, alış fiyatıyla çıkar. Bunun alış fiyatı 600 bin liraydı. Cebimden o kadar ödemişim. Yarısını satıyorum işletmeden, 300 bin liralık hisse senedi çıkar. Bir adet hisse senedini 9 liradan banka aracılığıyla satıyorum. İşletmenin bankasına girecek olan para 225 bin lira olur. Hisse senetlerinin yarısını sattım. Karşılığında yalnızca yarısını kapatacağım. Bu durumda 25 bin liralıkta konusu kalmayan karşılık olur. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Var mı burada sorusu olan bir arkadaşım? Var mı bir problem? Geçeceğim çünkü. Arkadaşlar yarım saat oldu. Evet ama ilk başta ben bir sistemi açamadım falan. Benden kaynaklı biraz gecikme oldu. İlle yarım saatte bitirmek durumunda değiliz. Geçiyorum. Tamam. Evet diyor ki bakın nominal değeri itibari değer de diyebilir demiştim. 80 bin lira olan, vadesi 1-5-2021 olan alacak senetlerinin %9 faiz oranı üzerinden dış iskonto yöntemiyle 31-12-2020'deki tasarruf değeri nedir diyor. Bakın tasarruf değer diyebilir sınavda, peşin değer diyebilir, net değer diyebilir. Yani aslında size reeskontu hesaplamanızı istiyor. Reeskont kaydı istiyor. Alacak senetlerinin nominal değerleri ile yani vade sonundaki tahsil edilecek değer ile 31-12 tarihindeki değer arasındaki fark bizim için reeskont kavramını oluşturuyordu. Bana reeskonttan ne sorabilir kayıt olarak?
31-12 tarihindeki kaydı sorabilir. Bir sonraki yılın başındaki iptal kaydını sorabilir. Peki dış iskonto yöntemine göre ben reeskonto nasıl hesaplayacağım? Dış iskontoda reeskont basit faiz formülü ile hesaplanır arkadaşlar. Yani ne yapıyorduk? Ana para, burada nominal değer diyeceğiz. Çarpı faiz oranı, çarpı süre. Yani burada da reeskont faiz oranı olacak. Çarpı süre. Ha, geldik. Şimdi süreyi nasıl hesaplayacağım? Aslında reeskont dediğimiz şey 31-12-2020'ye doğru tarih geriye çekilerek hesaplanır. 1-5-2021. Eğer şuradaki 2020'ye dikkat etmezseniz arkadaşlar, hani hep bankaya para yatırıyorsunuz, faiz hesaplıyorsunuz, kredi çekiyorsunuz, faiz hesaplıyorsunuz ya, faiz hesaplarken, süreyi hesaplarken ileriye doğru sayıyorsunuz ya hani arkadaşlar, bir o bulunduğunuz yılın sonuna doğru sayıyorsunuz. İşte reeskontta tersini yapıyorsunuz. Size bir vade tarihi verirse o vade tarihinden geriye doğru, bir önceki yılın 31-12'sine doğru sayım yapacaksınız. 1-5-2021'de vadesi doluyorsa 31-12-2020'deki net değerini soruyor bana. Geriye doğru çektim 4 ay. Bir de burada şuna dikkat edin lütfen. Hemen şurada 5'i görüyorsunuz ya. Siz yapmayabilirsiniz. Aklınız oradaki 5'e çelinmesin diye söylüyorum. Oluyor çünkü, yani benim öğrencilerimden de çok soran oldu, yanılanlar da çok oldu. Arkadaşlar oradaki 5'i görüyor, diyor ki 5 ay. Ama 1-5-2020'de vade bitiyor, 21'de, özür diliyorum. Yani Mayıs ayı henüz yok işin içerisinde. Ha şöyle deseydi bakın, 35 ya da 31-5-2021 deseydi Mayıs'ı da dahil ederdiniz. Ama geriye doğru Mayıs hariç 4 ay çektin, bölü 1200. TL. Yapacağım reeskont kaydı bu olacak. İki şey sorabilir bana kayıt olarak demiştim. Bir 31-12-2020 tarihindeki kayıt, bir de ertesi dönemin başındaki iptal kaydını sorabilir. 31-12-2020'de bu işletme reeskont kaydını yaparken 122 alacak senetleri reeskontunu alacaktı çalıştırırken, şunun aktifi düzenleyici pasif olduğunu unutmayın. Tek başına bir sınav sorusu olarak çıkar. 657 reeskont faiz giderleri borçlu olur. Şimdi bu 31-12 kaydı ama benden bunu istemiyor. 1-1-2021'deki iptal kaydını istiyor. Ne yapıyorum hemen? Olayı tersine çeviriyorum. 122 alacak senetleri reeskontunu ters kayıtta kapatıp 647 reeskont faiz geliri yazıyorum. 2400. Tamam mı arkadaşlar? Bakıyorum. E şıkkı mı? Evet, bu yanılmıyorsam mülakat sorusu olarak gelmişti arkadaşlar bir kurumun sınavında. Yani dönem sonunda gider yazılıp ertesi dönemin başında gelir yazılarak kapatılan hesap nedir? Ya da borç senetleri için mesela gelir yazılıp da gider yazılarak kapatılan hesap hangisidir diye sordular. Aklınızda olsun, reeskont faiz geliri KPSS sorusu olarak çıkıyor, kurum sınav sorusu olarak çıkıyor, mülakat sorusu olarak da çıkıyor. Tamam. Devam edeyim mi? Var mı benim öğrencim burada? Bizim tekrarımız da olacak. Çarşamba mı? Muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü kendi öğrencilerimize yönelik bir soru çözümü şeklinde tekrarım olacak.
Oradan belki bu tanıtımada katılan arkadaşlar olabilir diye sordum. Devam edebiliriz. Merve sıkılmadık, değil mi? Peki böyle bir soru da bakın çok çıkıyor. Yani alacak senetlerine yönelik de, şüpheli alacaklara yönelik de çok soru çıkıyor. Önce bakın, 120 bin liralık alacak protestoya rağmen tahsil edilemiyor ve dava aşamasına alınıyor. Protestolu bir alacak önce idari takip aşamasındadır. Yani daha doğrusu vadesinde tahsil edilemeyen bir alacağı siz vadesini satabilirsiniz. Sonra noter aracılığıyla protesto çekersiniz. Bu aşama idari takip aşamasıdır. Yapılan protestoya rağmen tahsil edemezseniz kanuni takip aşamasına geçersiniz. İşte vergi usul kanunu diyor ki bir alacak dava ve icra safhasına geldiyse o alacak artık şüpheli alacaktır diyor. Yani siz artık dava aşamasındaki bir alacağı şüpheli alacak olarak takip edeceksiniz arkadaşlar. Dönem sonunda diyor bu alacağı %50 oranında karşılık ayrılmıştır. Yani işletme diyor ki benim 120 bin liralık alacağım var. Ben bunu dava ediyorum ama alsam ben bunun ancak %50'sini alabilirim. %50'sini de alamam diyor. Alınamayan kısım için karşılık ayrılır. Zarar için karşılık ayrılır, risk için karşılık ayrılır, gider için karşılık ayrılır. O zaman siz 60 bin lira karşılık ayıracaksınız. Peki. Diyor ki, izleyen dönemde dava sonuçlanmış alacağın 50 bin liralık kısmının tahsil edebileceği hükme bağlanmış. Sizin şüpheli alacağınızın 50 bin lirasını tahsil ettiğinizi varsayın arkadaşlar. Öyle işlem yapın, olur mu böyle bir soruda? Şüpheli ticari alacak, şüpheli ticari alacağın 120 bin liralık alacağın 60, özür dilerim. Doğru 50 bin yazmışım oraya. 60, özür diliyorum. 60 bin liralık kısmını tahsil edemem diye karşılık ayırıyorsunuz. 50 bin lirayı tahsil ediyorsunuz. Tamam. Şimdi diyor ki dava sonuçlandı. Siz karşılık ayırmıştınız 60 bin lira. Dava sonuçlandığına göre o olaya yönelik kayıtları kapatmanız gerekiyor. Ha, ayırdığınız karşılık nasıl olacaktı? 654. Karşılık giderleri borçlu 60 bin. 129. Şüpheli ticariye alacaklar karşılığı 60 bin şeklinde bir kayıt yapmış olacaktınız buna daha önceden. Alacağı tahsil ederken bu şüpheli ticari alacağı karşılığını ters kayıtla kapatacaksınız. O değersiz alacak. 129, ha çok güzel. 128 ile 129'u karşılıklı kapatıyorsan Emel'cim, o alacak artık değersiz hale gelmiştir. Onun tahsil edilmesi imkansızdır. Öyle bir KPSS sorusu çıktı hemen. Bu iki kaydın birlikte olduğu, bu iki hesabın tek kayıtta verildiği, bu kayıt ne kaydıdır diye sordular. Alacak değersiz hale gelmiştir diyeceksiniz. Tamam. Şimdi işletmenin 120 bin liralık alacağı vardı. Bunun 50 bin liralık kısmını tahsil etti bu işletme. 70 bin liralık kısmını tahsil edemedi. Bakın, tahsil edemedi. Peki ne demişti işletme karşılık ayırırken? Ben 60 bin lirayı tahsil edemeyeceğimi düşünüyorum dedi. 60 bin lira karşılık ayırdım. Ama tahsil edemediği kısım 70 bin lirayı buldu. Demek ki sizin ayırdığınız karşılık ettiğiniz zararın altında kaldı arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Ayırdığın karşılık ettiğin zararın altında kaldı. Bu durumda şu 10 bin lira, 70 bin lira tahsil edemedin, 60 bin lira karşılık ayırdın. Aradaki o 10 bin lira var ya, ona işte önceki dönem gider ve zararı diyeceksiniz.
hem KPSS sonuç olarak çıktı, hem kurum sınav sorusu olarak çıktı arkadaşlar. Başka bir arkadaşımın aklına şöyle bir soru gelebilir. E şimdi 70 bin lira zarar etmeseydi de 40 bin lira zarar etseydi ne olurdu? O zaman da ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? 10 bin lira konusu kalmayan karşılık olurdu. Yani sizin ayırdığınız karşılık ettiğiniz zararın üstünde olursa fark, konusu kalmayan karşılık, ayırdığınız, ha yanlıştır diyor, özür diliyorum. Bak bir de neye dikkat ediyorsunuz Emel? Sorunun şöyle yanlıştırlarını, doğrudurlarının altını çiziyorsunuz. Benim yaptığım gibi soruda hemen ilk gördüğünüz, doğru gördüğünüz şıkka atlamıyorsunuz. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Ve ben demin okumuştum soruyu. Buna rağmen ne yaptım? Yani bakın ne yapıyorsunuz? Hocalar bile bazen böyle işte direkt atlayabiliyor. Siz Emel gibi atlamıyorsunuz. Tamam mı? Emel'in yaptığı gibi biraz daha dikkatli bir şekilde soruyu okuyorsunuz. Benim yaptığım şeyi yapmıyorsunuz. Tamam canım arkadaşlarım. Harikasın Emel'cim. Teşekkür ediyorum. Şu süremize bir bakmak istiyorum. Tamam. Şu soruyu da çözelim ondan sonra bitireceğim olur mu? Bu da bir stok sorusu olsun. İşletmede dönem sonu stok tutarını vermiş 150 bin lira. Dönem içi alışları vermiş 1 milyon 500 bin lira. Şimdi bir stok sorusu geldiğinde eğer sorunun içerisinde sürekli envanter gibi bir ifade yoksa o soru aralıklı envanter sorusudur. Şöyle bilgiler vardı. Dönem başı stok, dönem içi alış, alış giderleri, alış iade, alış iskonto. Buranın toplamını alıyorsunuz. Ticari mallar hesabının borç toplamı. Buranın toplamını alıyorsunuz. Ticari malların alacak toplamı. Borç kalanını buluyorsunuz. Yani ticari mallar hesabının borç tarafı ile alacak taraf arasındaki fark alıp borç kalanını buluyorsunuz. Bundan dönem sonu stoğu düştüğünüz zaman geriye satılan ticari malın maliyeti kalır. En çok çıkan sorulardan bir tanesi de bu. Diyor ki bakın arkadaşlar dönem başı stoğu vermiş mi? Yok. Dönem içi alışları vermiş 1500, 1 milyon 500 bin. Ama ticari mallar hesabının borç toplamını zaten vermiş bana soruda. Yani bu 1 milyon 500 bin, 1 milyon 900 binin zaten içinde olduğu için çok da gerekli değil. Yazmanıza da gerek yok. Alış iadeyi vermiş 60 bin lira. Alış iskonto yok. İndirdiniz buraya bunu. Aradaki farkı aldınız. Borç tarafıyla alacak taraf arasındaki farkı aldınız. Bu size ticari mal hesabının borç kalanını verdi. Bundan dönem sonu stoğu düştüğünüzde geriye kalan sizin satılan ticari mallar maliyetinizi verir. Yani satışların maliyetini verir arkadaşlar. Tamam. Bitsin mi? 45 dakika olmuş. Bitsin. Tamam. Telefondan mı katılıyor arkadaşlarım acaba? Ondan mı sıkıntı oluyor? Yazamıyorsunuz. Bitmesin mi? Emel. Bitmesin mi güzelim? Bak ben ediyorum. Tamam. Biraz daha devam ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ayrılmayın. Ben şimdi o orada öyle bir şey derdi. Devam etsek güzel olurdu derdi. Ben onu nasıl bitireyim? Dur. Hadi bakalım gittiği yere kadar 10 soru hazırlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. O 10 sorunun bittiği yere kadar devam edelim. Oldu mu? Hiçbir yere gitmek yok ama öyle ara falan da yok. Hadi bakalım devam etsin.
Peki diyor ki Emel'cim hadi o zaman sen söyle. Tek düzen hesap planı ezber sorusu çok çıkıyor arkadaşlar. Tek düzen hesap planı ezberlememiş olan varsa lütfen özellikle belli grupları. Bakın ben size yazıyorum onları. Belli grupları. 15 grubu arkadaşlar. 12 grubu. 19 grubu. 26, 27, 52, 54, gelir tablosu üzerinde 63 grubu, 7A. Bakın bunları lütfen, en azından bunları mutlaka ezberleyin, olur mu? Sınav sorusu olarak çıkıyor. Emel'cim diyor ki, aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında diğer dönen varlıklar, diğer duran varlıklar hesap gruplarının her ikisinde de ortak olarak yer alır? Birikmiş tükenme payları 7 grubunda, özel tükenme 7 grubunda diyorum, 27 grubunda özür dilerim, 27 grubunda. Bak, duran varlıkların içinde sadece özel tükenmeye tabi varlıkların içinde birikmiş amortismanları karşılayan hesaptır. Yani diğer dönen varlıklarda da yok, diğer duran varlıklarda da yok. Tamam mı Emel? Birikmiş tükenme payları özel tükenmeye tabi varlıklar grubunun içerisinde. Peki ne? Verilen avanslar 25, 26, 27 grubunun içinde arkadaşlar. 259, 269, 279. Gelir tahakkukları 181, 281. Ortak hesap. 18-28 grubunun içinde. Devreden KDV sadece 190 ama peşin ödenen vergiler ve fonlar. 19 ve 29 grubunun içinde. 19 diğer dönen varlıklar, 29 da diğer duran varlıklar. Ortak hesap soruyorlar arkadaşlar. Sordular. Hesap verip bu hangi grubun içinde diyebiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba ait bir hesap değildir diyebiliyorlar. Çok fazla sayıda ezber sorusu çıkıyor. Ben bir sınavda arkadaşlar 8 tane tek düzen hesap planı ezber sorusu saydım. Hem de çok geçmişte olan bir sınavda değil. Son 6-7 yılın içerisinde yapılan sınavlarda sırf 7-8 tane, 8 taneydi evet, şey vardı, tek düzen hesap planından ezber sorusu vardı. Son bakmamış olanlar bir göz gezdirsin, olur mu? Şimdi bakın, bu da çok çıkıyor. Hemen şu finansman bonosu gördün mü? İhraç etmiştir diyor. Bakın finansman bonosu ile ilgili iki tip soru çıkabilir. Ya almıştır der, ya ihraç etmiştir der. Eğer almış derse sevgili arkadaşlarım, 112, özür dilerim 111 özel kesim tahvil senet bonoları hesabını aklınıza getireceksiniz. İhraç etmiştir derse 305 çıkarılmış bonolar ve senetler hesabını kullanacaksınız. Ki bizde de bakın ihraç etmiştir diyor. Peki bir de şunu yapıyorsun. Finansman bonosu nominal değeriyle peşin değeri birbirinden farklıysa nominal değerle peşin değer arasındaki farka menkul kıymet ihraç farkı diyeceksiniz. Hesabı da bulduk. Bu da çok çıkan bir hesap. Şimdi 1 10 2020 180 gün vadeli 200 bin lira nominal değerli finansman bonolarını peşin değerleri üzerinden 182 bin liraya bank aracılığıyla ihraç ediyorsun. Yani senin bankana yatan para 182 bin lira. Ama vade sonunda bu finansman bonosunu satın alanlara ödeyeceğin para yani finansman bonosunun nominal değeri 200 bin lira. Ha, şimdi bu aradaki 18 bin lira ne olacak? İşte bu aradaki 18 bin liranın adı 308 menkul kıymet ihraç farkları arkadaşlar. Tek başına sınav sorusudur. Hem KPSS'de hem kurum sınavlarında defalarca çıktı bu hesap.
Şimdi bunu sormuyor bana. Bu sorulabilecek sorulardan bir tanesiydi. Diyor ki 31.12.2020'de bilançodaki hesabın görünümü nasıl olur diyor. Hangi hesap nasıl görünür diye soruyor. Şimdi bakın. 180 gün vadeli. Yani 6 ay vadeli siz finansman bonosu alıyorsunuz. O 6 ay peki nasıl olacak takvimde? 1.10.2020'de ihraç ettin. Bir dönem sonu var 31.12.2020. Bir de 31.03.2021 var. Yani 6 ay, 180 gün, 3 ay 2020'de, 3 ayda 2021'de var. O zaman demek ki şu 18 bin lira 6 aylık ihraç farkı. Böl 2'ye 9 bin lira. Niye böldüm? 31.12'yi soruyor çünkü. 2020. 1.10.2020'den 31.12.2020'ye kadar geçen süre 3 ay. Yani sadece yarısı menkul kıymet ihraç farkının finansman giderine dönüşür. Sizin bir şeye, yani daha doğrusu vade farkına gider diyebilmeniz için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki belki bazı arkadaşlarımın aklına takılır. Ben 18 bin liraya 1 Ekim 2020'de gider deseydim olmaz mıydı? Olmazdı. Bir şeye faiz gideri diyebilmen için bir vadenin oluşması gerekiyor. Daha dur, bugün 1 Ekim'de ihraç etmişsin sen onu. Nasıl ihraç ettiğin tarihte daha vade oluşmadan faiz gideri diyebilirsin. Yani finansman gideri diyebilirsin. Diyemezsin. Onun için o aradaki farkı biz geçici süreyle pasifi düzenleyici aktif karakterli hesap olan menkul kıymet ihraç farklarında tutuyoruz. Belli bir süre geçtikten sonra onu finansman giderine atıyoruz arkadaşlar. İşte geçti süre, tarih oldu 31.12.2020. Siz bu 18 bin liranın sadece yarısını, menkul kıymet ihraç farklarının sadece 9 bin lirasını 780 finansman gideri yazacaksınız. Şimdi menkul kıymet ihraç fark 18 bin borçlu çalıştırmıştım. 9 bin lirasını alacaklandırarak kapattım. Kaldı geriye 9 bin lira. Menkul kıymet ihraç farkları bilançonun pasifinde yer alır. Kalan kadar bilançoda yer alır. Arkadaşlar bir de bunu unutmayın, olur mu? Sınavda çıkar, çıkıyor, soruyorlar. Hani bilanço özet ya, işletmenin mali durumunu gösteren özet ya. Özet kalan demek arkadaşlar. Yani sizin dönem sonu bilançonuzda sadece ve sadece kalan veren hesaplar yer alır. Bir hesap. Menkul kıymet ihraç primleri yok. Emel'cim şununla karıştırıyor olabilirsin. Hisse senedi ihraç primleri var bak. Onunla karıştırıyor olabilir misin? Hisse senedi ihraç primleri güzel. Onu da hisse senedi yazar sorunun içerisinde. Tamam mı? Bak hisse senedi yazar. Burada finansman bonu, estağfurullah, hayır özür dileme lütfen. Çok normal, herkes karıştırıyor. Yani pek çok kişi karıştırıyor. Finansman bonosunda menkul kıymet ihraç farkı olur. Hisse senedi ihracında hisse senedi ihraç primi olur. Direkt yazar soruda bak. İşletme der, işte sermayesini şu kadar artırmaya karar vermiş, şu kadar nominal değerli hisse senetlerini şu fiyattan satmıştır der. Sorunun içinde hisse senedi kelimesi geçer. Hisse senedi, hisse senedi ihraç primi. Tamam canım. O orada kullanılır. Sermaye artırımında hisse senetleri primli ihraç edilirse orada o kullanılır. Tamam. Şimdi bakalım neymiş? Bilançoda diyor 31.12 tarihinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin görünümü doğrudur? Bir kere çıkarılmış bono ve senet. Bilançonun aktifinde değil, pasifinde yer alır. Menkul kıymet ihraç farkı evet pasifte yer alır ama 18 bin değil. Kalan kadar yer alır. Finansman gideri bilanço hesabı değildir. Onun için C şıkkı da doğru değil. Menkul kıymet ihraç farkları bilançonun pasifinde kalan kadar yer alır. Kalan vermeyen hesaplar bilançoda yer almaz.
Gelir tablosu hesapları bilançoda yer almaz. Dönem sonu bilançosunda. Onlara lütfen dikkat edin. Hangisi bir öz kaynak unsuru değildir? Hadi bakalım. Beş grubu. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun beş grubuna ait değildir diyor. Özel fonlar 549. Hisse senedi iptal kârları 521. Ödenmemiş sermaye 501. Geçmiş yıllar zararları 580. Bak 5, 5, 5, 5. Bu da 692. Yani kod ezberlemiş olan arkadaşım varsa, tek düzen hesap planı ezberlerken kodlarıyla ezberleyen varsa ya da muhasebe meslek mensubu olabilir, üniversiteden direkt muhasebe çıkışlı olabilir. Onlar kodlarıyla bilirler. Bu tür sorular onlar için gerçekten çerezdir arkadaşlar. Kod bilmek çok işinize yarar. Peki. Diyor ki 2017 yılında %18 KDV dahil 59 bin liraya satın alınan demirbaşın ekonomik ömrü 5 yılmış. Amortisman azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanacakmış. Önce bana bir amortisman sorusu soruyor. Amortisman maliyet üzerinden hesaplanır. KDV bir maliyet unsuru değildir binek otomobiller hariç. Şu 59 bin lirayı önce bir KDV'den arındıralım. Maliyet bu. 50 bin üzerinden kayıt yapacaksınız, işlem yapacaksınız, amortisman hesaplayacaksınız. Azalan bakiye diyor. Önce normal amortisman oranını bulacağım. 1 bölü ekonomik ömür 1 bölü 5 bana normal amortisman oranını verir. Normal amortisman oranının iki katını bulacağım. %50'yi geçmemek kaydıyla %40 geçmiyor, kullanabilirim. Yasal üst sınırda arkadaşlar %50, unutmayın lütfen. 2005'te %50'ye çıktı, 2005 öncesi soruları çözen arkadaşlarım varsa çıkmış sorulardan. Orada %40'tı. 2005 yılından itibaren yasal üst sınır %50'ye çıktı. Diyelim size sınavda şöyle bir soru sordu. Ekonomik ömrü 3 yıl dedi. Biri 3'e böldün, %33. Aldın iki katını, %66. Hemen %66 üzerinden hesap yapmıyorsun. Yasal üst sınır kaçtı? %50. %50 üzerinden işlem yapacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Biri ekonomik ömre bölüyorsun, normal amortisman oranı, iki katını alıyorsun, azalan bakiyede kullanacağın oranı veriyor sana. %50'yi geçmeyecek bir oransa kullanıyorsun. Ha %50 olursa da kullanıyorsun. %50'nin altında ve %50 olursa azalan bakiyede onu kullanıyorsun. %50'nin üstünde bir oran çıkarsa iki kat %50 kullanıyorsun. Şimdi yıl 2017. 50 binin aldım %40'ını. 20 bin. Bu birinci yılın amortismanı. 2018. 50 binden 20 bini düştü. Kaldı 30 bin. Aldım %40'ını, 12 bin lira. 2019, 30 binden 12 bini düştüm, 18 bin. Aldım %40'ını, 7200. Son yılın amortismanı bu. Bana amortisman sormuyor. Diyor ki bakın, amortismanlar direkt yöntemle kaydedilirse, yani her yıl hesapladığın amortismanı demirbaşın maliyetinden düşersen, demirbaşın diyor 2019'daki değeri kaç lira görünür bilançoda? 255 demirbaşlar hesabı. Aldın 50 bin üzerinden kaydettin. Birinci yıl 20 bin azaldı. İkinci yıl 12 bin azaldı. Üçüncü yıl 7200 lira yıpranma payı oluştu. Diyor ki 2019 yılı sonunda demirbaş kaç lira olarak yer alır? 50 bin, 39 bin 200. Aldın aradaki farkı
10.800. Tamam mı arkadaşlar? Demirbaşın net değerini soruyor. Aradaki herhangi bir yıldaki amortisman kaç liradır demiyor. Demirbaş kaç lira yıpranmış 2019 yılı sonuna kadar? Kaç liralık yıpranmış? Gerçekten güzel bir soru. Bak çıktı. Yine çıkar arkadaşlar. Direkt yöntem derse siz Demirbaş'ın maliyetinden düşersiniz. Endirekt yöntem deseydi birikmiş amortismanlar hesabını kullanırdınız. Bilançoda hep maliyet üzerinden görünürdü. Ama direkt yöntem derse net değer üzerinden görünür. Peki. Hangisi gelir tablosunda bir faaliyet gider olarak yer alır? Bak yine bir tek düzen hesap planı ezber sorusu. Yine en çok çıkan gruplardan bir tanesidir. 63 grubunu soruyor. GAP. Vay be. Kim nereden biliyor? GAP kim biliyor bakayım? Ben GAP diyordum hep. Emel. Değil mi? Genel yönetim gideri. Doğru. Araştırma, geliştirme gideri. Pazarlama, satış, dağıtım gideri. Harikasın. 630, 631, 632. Araştırma, geliştirme gideri. Bunlar aynı zamanda ne? Yedi A grubu hesapları değil mi? 750, 760, 770. Bunlar gelir tablosuna yansıtma hesapları aracılığıyla yansıtılıyordu. Bunlar aynı zamanda gelir tablosu hesabı iken bir taraftan da 7A grubu hesabı arkadaşlar. Evet, bitmiş. Pazarlama gideri değil. Sakın ha. Sakın aklında öyle gelmesin. Kalmasın. Bak vallahi sınavda soru olarak çıkar. Finansman gideri Emel. Tamam mı canım? Finansman gideri. 780 finansman gideri. 7A'da 797 finansman gideri, 7B'de. Finansman gideri ortak hesap. Peki. Çok güzel. Benim en zevk aldığım nokta orasıdır biliyor musun? Şimdi son tekrarları yapıyorum. İster örgün olsun, ister online olsun. Bir öğrenci bir şeyi karıştırdı ya. Diğer taraftan öbürü onu düzeltecek güya. Daha da beter çorba yapıyor falan. Herkesin kafası 1 milyon olmuş. Sınava bir hafta kalmış. Benim sakın lütfen yanlış anlamayın ama gerçekten çok zevk alıyorum o noktada. İnanılmaz güzel bir karman çorman bir şey oluyor her şey. Sonra tabii toparlıyoruz falan. Sınavda da inşallah güzel olacak. Hiç önemli değil. Siz rahat olun. Sınavda onlar sırasıyla tık 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 gelir. Sadece sakin olun. Şıklara gidin. Demin ben mesela yanlıştır diyormuş. İlk gördüğüm şıkta gidip doğruyu işaretledim. Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Soruyu okuyorsunuz önce, sizden ne istediğinden emin oluyorsunuz. Yanlıştırların, doğrudurların altını siz bir daha koyu koyu bir şekilde çiziyorsunuz. Şıktan giderek çözebiliyorsan şıktan gidin çözün lütfen. Yani mümkün olduğu kadar o 40 soruyu 50 dakikada yapmak lazım. Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Ben inanıyorum çok da güzel bir sınav olacaktır. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir saati geçmiş dersimiz. Yani güya tanıtım dersi adı altında falan yaptık ama olsun. Benim için çok keyifliydi. Çok zevk aldığım bir dersti. Umarım sizi de yormadım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin lütfen. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. İyi ki birlikte ders yaptık. Hoşça kalın. Kolay gelsin diyorum. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar.